Evet kardeşlerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Beastars manga serisini inceliyoruz. Haydi o zaman incelememize geçelim. İncelememize geçmeden önce biliyorsunuz ki ben manga hakkındaki düşüncelerimi genel olarak burada bir bahsediyorum. Şimdi onlardan size bahsetmek istiyorum. Mangayı elime alıp okumaya başlayınca beklentimi çok da karşıladı diyemeyeceğim. Ama beklentimi çok da karşılamadı dedim diye bu manga serisinin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Niye kötü olduğu anlamına gelmiyor? Çünkü ben bu manga özelinde beklentimi çok yukarılarda tuttum. Belki de o yüzden hani beklentimin altında kaldı dedim sizlere. Hani çok yükseklerde tuttum. Manganın kapak tasarımına bakınca çok hoşuma gitmişti ve bir de evreni, konusu çok hoşuma gitmişti. Ondan dolayı beklentim tavan yapmıştı. Ama alıp okuduğum zaman hani çok tavan, çok yükseklerde bir beklentide bulunduğum için hani okuduğumda birazcık çok hafif hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Ama yine diyorum, bu demek değil ki manga serisi kötü. Yok, kötü değil arkadaşlar. Manga serisi güzel. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Sadece ben ilk cilde okudum. Hani ilk cilde okuyarak bu şekilde konuşuyorum. Belki de 5. 6. 10. ciltlere kadar gelsem manga serisi hakkındaki fikirlerim tamamen değişecek. Bu belli olmaz yani. O yüzden hani kesin bir şey söylemek, net bir şey söylemek istemiyorum. Sadece beklentim çok yükseklerdeydi. Çok yukarılardaydı. O yukarılara çıkamadı yani. Manga serisi o kadar yukarılara çıkamadı. Yani şöyle olması gerekirken beklentim şuradayken manga serisi şuralarda bir yerlerde kaldı. O şekilde söyleyeyim sizlere. Neyse, şimdi isterseniz mangamızın teknik bilgilerinden başlayalım. Let's go. Arkadaşlar, mangamızın etiket fiyatı 90 TL. Ama siz bunu gidip bir kitapçıdan almak yerine internetten alacak olursanız size Amazon'dan almanızı söylerim. Tercih etmenizi söylerim. Niye? Amazon'daki etiket fiyatı 64 TL. Aynen, doğru duydunuz. Yani etiket fiyatı 90 TL. Ama Amazon fiyatı 64 TL. Yani çok iyi bence. Bence çok iyi. Bir de yani manganın kalitesine bakacak olursak bence çok iyi. Bir de içerisinde ufak tefek hediyeleri de var. Onlara zaten geleceğiz. Yani bence 64 TL internetten bu şekilde bir manga almak bu devirde mis. Ha, benim gibi Edessa bağımlısıysanız Edessa'daki fiyatı da 72, 73, 74 TL fiyatlarında diyebilirim. Zaten şu an ekranlara çıkmıştır onun fiyatı. O şekilde, ama ben olsam yine dediğim gibi giderim Amazon'dan alırdım. Hele bir de Prime'ınız varsa tek bir tane manga veya herhangi başka bir şey tek bir şekilde sipariş verdiğiniz zaman zaten kargo ücretsiz bir şekilde geliyor. Sıkıntı olmuyor yönden. Zaten çoğu kişinin de tercihi Amazon olacaktır diyebiliriz. Mangamızın sayfa kalitesine gelecek olursak şimdi şu şekilde size göstereceğim, bir saniye. Şöyle iki tane sayfa elime aldım. Şu şekilde. Yani ikinci hamur arkadaşlar. Klasik ne lan? Klasik manga sayfalarından diyebiliriz. Onun dışında benim geçmiş alışveriş videolarımı izleyen arkadaşlar şunu görmüşlerdir. Yani şu tepkimi görmüşlerdir. Alışveriş kutumu açıp elime Beastars mangasını aldığımda çok şaşırmıştım. Çünkü diğer mangalara kıyasla biraz bana ağır gelmişti. Daha böyle kaliteli hissettirmişti. Öyle bir hissiyat uyandırmıştı bende. Hatta şöyle şömüzünü elime alıp baktığımda, hatta vuracağım, anlayacaksınız size. Yani şu sesten şömizin kalınlığı anlaşılıyordur arkadaşlar. Çok güzel bence. Keza aynı şekilde mangamızın orijinal kapağı da aynı şekilde kalın ve güzel, kaliteli hissettiriyor. Onun dışında bir de Kayıp Kıta'nın şöyle bir güzelliği, şöyle bir krallığı var. Yapmış olduğu, basmış olduğu manga serilerinin ayraçlarını çıkartıyor. Şu şekilde her... Gözüküyor mu şu an? Şu şekilde basmış olduğu her manganın kendine has ayracı oluyor. Aynı zamanda bir de karakter kartları içerisinden çıkıyor. Görüyorsunuz bu şekilde. Bu baş karakterimiz arkadaşlar. Legoshi, zaten ismini görüyorsunuz ekranda siz şu an. Yani bu şekilde güzel kıyakları da var diyebiliriz. Ha, bir de bu arada bunlar böyle çıkıyor ama hani dandik de değiller ha. Bunlar da kalınlar bak. Ya bunlar da öyle çıkıyor ama hani hediye olsun, öyle maksa bir şey koymuşuz desinler gibisinden değil. Bunu da güzel basıyorlar yani. Güzel. Ben Kayıp Kıta'yı beğendim ya. Sanırım bu Kayıp Kıta'dan benim almış olduğum ilk manga. Bilmiyorum. Bir bakman lazım geçmişi şuraya arkaya, ama bu ilk olabilir. Çünkü bunu aldığımda, baktığımda alışveriş videosunda, yani tekrardan söylüyorum, çok şaşırmıştım bu kalitesine falan filan. Öyle. Neyse. Buraya çok uzattık. Boyutuna gelecek olursak arkadaşlar 12.80'e 18.20 boyutlarında bir manga. Yani bence ideal bir manga boyutu diyebiliriz.
One Piece, Naruto gibi mangalardan bir tık büyük kendisi. Sanırım Tokyo Ghoul boyutlarında diyebiliriz. Siz bunu şu an ekranda görüyorsunuzdur. Ben bunun büyük ihtimal kıyaslamasını şu an ekrana koyuyorumdur. İnşallah üşenmem koyarım bu şekilde. Mangamızı basan yayın evi ise, aslında bunu söyledim ama tekrardan söylemek istiyorum, Kayıp Kıta Yayın Evi. Buradan Kayıp Kıta Yayın Evi'ne teşekkürlerimizi iletelim. Güzel bir seri basmışlar ve çok da kaliteli basmışlar diyebiliriz. Gençler, bu arada sakalları uzatıyorum. Nasıl, sizce beğendiniz mi? Sakallar iyice kendini göstermeye başladı. İyice ben buradayım demeye başladı yani bu sakallar. Nasıl sizce, iyi mi? Saçları şöyle kestirdim, kısalttım ki bu şu an biraz daha uzamış hali. Yine kestireceğim yanlardan ve üstlerden azıcık hafif aldıracağım. Bence şu an gayet karizma duruyoruz ya. Ne diyorsunuz ha? Manga serimizin cilt sayısına gelecek olursak, ben Wikipedia'nın yalancısıyım. 22 cilt olarak gözüküyor. Fakat Google'a Beastars Volume 23 yazdığımda bir 23 çıktı, 24 çıktı ama onlar gerçek mi değil mi bilmiyorum. Wikipedia'dan baktığımda 22 cilt olduğu gözüküyordu. Ben 22 cilt diyeceğim. Devam ediyor mu, etmiyor mu onu da tam bilmiyorum ama sanırım devam etmeyen bir seri diye bir yerlerden duymuştum. Siz bunu yine yorumlara yazarsınız. Bu işin asıl gurusu sizsiniz arkadaşlar. Siz benden daha iyi biliyorsunuz genelde çoğu şeyi. Yazarsınız yorumlara. Zaten diğer arkadaşlar da meraklısı da bakar. Mangamızın kapak tasarımlarına gelecek olursak, ben çok beğendim diyebilirim sizlere. Mangamızı şu şekilde kitaplığımıza koyduğumuz zaman, yani yandan koyduğumuz zaman bu şekilde beyaz bir tasarım bizleri karşılıyor arkadaşlar. Aynı zamanda da yanda karakterlerimiz gözüküyor bu şekilde, görüyorsunuz. Ve mangamızın kapağının ön tararafı da bu şekilde arkadaşlar. Lan oğlum kararma lan. Bu şekilde, yani bence çok güzeller ya. Ben çok beğendim arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama ben gerçekten yani bu tasarıma bayıldım diyebilirim. Bu şekilde kapaklara hepsinde baktım. Çoğunda, yani çoğunda da hepsinde bir tane hayvan figürü var arkadaşlar. Mesela bu işte yine ana karakterimiz Legoshi arkadaşlar. Diğer hayvanların tasarımları kapaklarda oluyor. Çok güzel duruyorlar. Yani bunları şöyle atıp da bir yere tepeden bir fotoğraf çektiğiniz zaman çok güzel, çok estetik fotoğraflar, pozlamalar çekeceksinizdir diye düşünüyorum. Serimizin manga kasına gelecek olursak, Paru Itagaki arkadaşlar. Yani bu mangakaya baktığım zaman, hatta şurada da göreceksiniz, şömizin kulakçığında. Mangaka kendisini göstermek istemiyor, kimliğini belli etmek istemiyor. Yani bu mangakaların bu tribini ben anlamıyorum. Hani niye göstermek istemiyorlar? Bunun bir sebebi var mı? Varsa ne? Hani kimlikleri ifşa olunca kötü bir şey mi olacak? Başlarına bir şey mi gelecek? Hani onu tam çözemedim arkadaşlar. Bunun sebebini siz biliyor musunuz acaba? Biliyorsanız yazarsınız. Yani bazı mangakalar niyeyse böyle. Sui Ishida da öyleydi. Tokyo Ghoul'un mangakası. Yani kendini göstermiyordu. Kimliğini belli etmek istemiyordu. Bunun sebebini biliyorsanız yazarsınız. Ben gerçekten bunu merak ediyorum diyebilirim. Mangamız kaç yaş ve üzerine hitap ediyor diye soracaklarınız vardır illaki. İçerisinde ölüm olduğu için, kan olduğu için artı 13 mi desem? Ya bilmiyorum ya. Ben yaş kıstası belirlemek istemiyorum arkadaşlar. Yani sallıyorum mesela artı 10 derim. 10 yaşında birisi alır bunu, okur mokur, annesi mannesi görür bunu, kızar mıza fırça atar. Bana kalır mı alır? Ben o yüzden bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar. Yaş kıstası belirlemek istemiyorum. Siz bilirsiniz. İstiyorsanız alın, istiyorsanız almayın. Ben bir şey demiyorum. Karışmıyorum abi. Başıma bela alamam. Teknik bilgilerinden bahsettiğimize göre, isterseniz şimdi bir de konusundan bahsedelim. Ondan sonra siz bir gidin çizimlere bakın. Gelin, yolculayayım ben sizi. Hadi. Hayvanların gitmiş olduğu bir okulda cinayet işleniyor. Bir etobur hayvan tarafından saldırıya uğruyor ve öldürülüyor. Ama kimin yaptığı belli değil. Mangaka bize tek tük böyle işaretler veriyor aslında kimin yaptığına dair. Fakat bence göstermiş olduğu kişi değil diye düşünüyorum. Çünkü manganın içerisinde, hikayede bize birkaç tane böyle şaşırtmacalar yaptı. Yani bu demek oluyor ki orada hani bizim gördüğümüz kesin bu katil dediğimiz kişi katil değil. Bunu manganın sonunda mı artık öğreneceğiz, ortalarında mı öğreneceğiz, yoksa birkaç cilt sonra mı öğreneceğiz bilmiyorum ama bence kesin şu katil dediğimiz kişi katil değil diye değildir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Okuyanlar, bitirenler belki vardır bu seriyi. Her neyse. Bizim Legoshi karakterimiz de bir kurt. 17 yaşlarında kendisi. Görüntüsünün tam tersi bir hayvan mı diyeyim, insan mı diyeyim bilmiyorum. Yani görüntüsü korkunç, ürkütücü, saldırganmış gibi gözükse de ama içerisinde çok arkadaş canlısı, sevecen bir hayvan. Fakat bazı zamanlarda içgüdülerine yenik düşebiliyor. Hatta katilin o olduğu bile düşündürülen yerler, sahneler var. Ama bence işte ben diyorum ki o
katil Legoshi değil. Ha, olursa da bir şey diyemem. Ama olmazsa da dediğim gibi zaten olmayacağını biliyordum, bekliyordum diyebilirim. Ne demiştik? Legoshi bazen içgüdülerine yenik düşüp sağa sola saldırabiliyor. Hatta bir tane tavşana saldırıyor ama orada son anda böyle kendini kontrol ediyor, sıkıyor ve orada hayvanı öldürmüyor. Bırakıyor, tavşanı bırakıyor yani. Tavşan da kaçıp gidiyor. Hikayemiz bu şekilde başlıyor. Sanırım biz burada Legoshi'nin içgüdülerini, kendisini kontrol etme çabasını yani kişisel gelişimine tanık olacağız burada. Bir de sanırım ufaktan aşk hikayesi okuyacağız diye düşünüyorum. Aynı zamanda arka planda da sanırım cinayet temaları işlenecek. Onu kim yaptı, bunu kim yaptı gibisinden soru işaretleri kafamızda kalarak hikayeyi okumaya çalışacağız diye düşünüyorum. Yani ilk cildi okuduğumda size sadece bunları söyleyebilirim. Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Konusu bu şekilde arkadaşlar. İşte bir hani hayvanlar mayamanlar var. Yani bu hayvanların yaşamış olduğu dünyada geçen hikayeleri okuyacağız diyebilirim. Bu tarz hikayeler ilginizi çekiyorsa, merak ediyorsanız alıp okuyabilirsiniz. Bence keyifliydi. Ha, videonun başında ne demiştim? Beklentim çok yüksekti ama beklentinizi siz çok yüksek tutmayın. Normal düzeylerde tutun. Alıp okuduğunuzda o zaman benim gibi hani çok hayal kırıklığı yaşamazsanız, ben birazcık hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü hani dediğim gibi beklenti yükseklerdeydi. Neyse, bu şekildeydi. Çok da uzatmaya gerek yok konusunu. Şimdi siz bir gidin çizimlere bakın. Ondan sonra da gelin videomuzu bitirelim. Arkadaşlarım, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu videoyu izlemişsinizdir ve umarım aklınızda Beastars mangası hakkındaki soruları giderebilmişimdir. Alıp almayacağınıza bu videodan sonra umarım karar vermişsinizdir. Eğer verdiyseniz ve video hoşunuza gittiyse hemen altlarda bir yerde şöyle bir buton olacak, beğenme butonu, ona basarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda da yorum yapmak istiyorsanız ona daha da çok sevinirim. Aynı zamanda abone de olmak istiyorsanız ona daha da çok sevinirim arasında sadece. Ama bir de abone oldum, katıl butonuna basarak bir de ekstra abone olmak istiyorum diyorsanız yemeğe de yanında yat diyorum. Ben kaçıyorum.